Efendim günaydın mutlu sabahlar hoş geldiniz. Bugün yine ailemizin doktoru Doktor Ümit Aktaş canlı yayında bizlerle birlikte olacak. Hayat çok kısa ve üzülmeye, mutsuz olmaya asla değmiyor. Sağlığımız, huzurumuz, iyiliğimiz, güzelliğimiz her zaman daim olmalı. Bu kısa hayatı en güzel şekilde yaşamak için, iyi bir yaş almak için. Yaşlanmamak, yaşlanmak lafını sevmiyorum. Yaş almamak. Yani daha doğrusu iyi yaş almak için, e, özellikle hastalanmamak için Sağlığımızı korumak için bugün doktor ümit Aktaş çok önemli tavsiyelerde bulunacak. Cilt sağlığım hiç istediğim gibi değil, beden sağlığım istediğim gibi değil, hastalıklara maruz kalıyorum, bu hastalıklardan kurtulmak istiyorum diyenler ekran başında mı? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hem cilt sağlığınız için hem beden sağlığınız için bu programda çok güzel tavsiyeler var. O halde sizi de bekletmeyelim, sevgili hocamızı da bekletmeyelim. Canlı yayında Türkiye'nin en sevilen doktorunu sizlerle buluşturalım daha güzel, daha genç ve daha sağlıklı görünmek için neleri yemeliyiz, neleri asla yememeliyiz? Cilt dostu besinler hangileri? Cildinizin nemini artıran çok özel tavsiyeler. Canlı yayında Doktor Ümit Aktaş'tan güzelliğimiz ve sağlığımız için altın niteliğinde öneriler. Bilinmeyenler, yanlış bilinenler. Sakın kaçırmayın. Az sonra... Ve Türkiye'nin en sevilen doktoru bizim programımızda. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar, günaydın. Çok seviyoruz sizi. Bilim Bilgilerinizi kaldı. çok önemsiyoruz. Her verdiğiniz reçeteyi kaydediyoruz. Teşekkür Ben ederim. ve seyircilerim. Annem de kendine bir defter yapmış. Defterin adı da Doktor Ümit Aktaş Defteri. Ciddi misin? Evet. <laughs> çok tatlı. <laughs> <laughs> Doktor <Dr>. <laughs> Ümit Aktaş Defteri diye. Çünkü burada her salı yaptığımızda not alıyor. Diyor ki hatta ben bunu torunuma bırakacağım oh, diyor. Ah çok güzel. <laughs> Anneciğin ellerinden öpüyorum. Evet inşallah. Bugün de izliyordu. Ona sevgilerimi gönderiyorum. Evet, ee, e, bütün annelere e, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sizler çok önemlisiniz. Sizlerin bir de biz annelerin, ben de anne olduğum Tabii. için şöyle bir önemi var. Gerçekten biz çocuğumuzun yaşam şeklini, damak zevkini, Hı -hı. sağlığını biz belirliyoruz Doğru. aslında. Dolayısıyla biz annelere çok görev düşerken biz de bu programda kadınları güçlendirmek, kadınları bilgilendirmek adına önemli konukları sizlerle buluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi de ailemizin doktoru diyorum. Doktor Ümit Aktaş. Sizin en önemli şeyiniz hastalanmadan bir doktor olarak diyorsunuz ki sağlığınıza sahip çıkın. Doğru. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi öncelikle izninde Nur, iki tane önemli günümüz var. Onları bir kutlamak istiyorum. Tabii hocam. Bir tanesi senin nezdinde anneler Günü'nü kutluyorum. Teşekkür Çünkü ederim. önümüzdeki pazar anneler günü. Özellikle annelerin gününü kutlamak istiyorum. Çünkü hı hı. anneler aslında toplum sağlığını sağlayanlardır. Annelerin toplum sağlığı üzerindeki koruyucu hekimlik üzerindeki etkileri inanın doktorlardan çok daha fazla. Çünkü az önce Nur'un çok güzel ifade ettiği gibi Bebeğin, ailenin beslenmesini, Tabii. sağlığını koruyan aslında annedir. Anne olmadan hiç kimsenin sağlığını koruyabilmesi mümkün değil, doğru beslenebilmesi mümkün değil. Onun için önce kendi annemin ellerinden öpüyorum. Sevgili Nur'un nezdinde tüm annelerin Çok anneler gününü de. kutluyorum. Ve iyi ki varsınız diyorum. Zaten benim takipçilerime de bakınca görüyoruz. Benim takipçilerim çoğu anneler biliyor musun Tabii. Nur? Çünkü Çoğunluğu, neden %70 anneler bilgileniyor, öğreniyor, evet. öğrendiklerini uyguluyor. Vallahi çok mutlu oluyorum. Kimse sizin sağlığınızı anneniz kadar düşünmez. Düşünmüyor doğru. Sizi en fazla düşünen insan annelerdir. Onun için tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Hocam bir laf var ediyor ya, ya ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar. Aynen öyle. İyi ki yani annesi olmayanları şimdi çok üzmek istemiyorum ama mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin evet. annesini kaybeden herkes için. Ben de anne dediğim annemi, anneannemi kaybettim. O da öbür dünyada. Onun da ruhuna rahmet okuyorum. Amin. Kaybettiğimiz tüm annelerin ruhuna rahmet okuyoruz. Yaşayanların da anneler gününü kutluyoruz. Ayrıca bugün önemli bir gün. Bugün 9 ayın bugün Çölyak Günü. Çölyak Günü Aa, çok önemli. Evet dünya Çölyak Günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle de çölyak hastalığına bir dikkat çekmek istiyorum. Çölyak hastalığı hibrit tohumlara geçtikten sonra bütün dünyada patlama gösteren ve bütün hastalıkların kökenini oluşturan temel hastalıklardan bir tanesi. Bugün toplumların çoğunluğunda çölyak hastalığı var. Yani glutene karşı hassasiyet var. Herkes farklı derecelerde reaksiyon veriyor ve çölyak günü son derece önemli. Çölyak hakkında bilinçlenmek için bugüne kadar yazdığım bütün kitaplarda çölyak hastalığını anlattım. Toplam 7 kitabım var. 7'sinde de çölyak, çölyak beslenmesi, glutenin zararları anlatılıyor. Onun için bugünün vesilesiyle çölyak hastalıklarına dikkat dikkat çekmek istiyorum ve çölyaklar için hayatı kolaylaştırmak istiyorum. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve SGK artık çölyakla ilgili ürünlerin üretimiyle ilgili destekleme teşviklerini artırmalılar. Sağlık kuruluşlarında çölyakla ilgili eğitimler artırılmalı, ailelerin bilinçlendirilmesi artırılmalı, çölyak derneklerinin eğitimleri artırılmalı. Çünkü bugün hala çölyak hastalarına yanlış tedaviler, yanlış beslenmeler verildiğini görüyorum. Bugün sizin adına romatizma dediğiniz, diyabet dediğiniz, insülin direnci dediğiniz, Hashimoto dediğiniz pek çok hastalığın altında aslında çölyak, çölyak yatıyor. yatıyor Onun için çölyak günü kutlanmaz tabii ki ama çölyak günü bir Hatırlatma bir bilinçlenme günüdür. Çölyak hastalığı ile ilgili bilinçlenmeye davet ediyorum. Sizi. Şimdi gerçekten ben bunu yakından uygulayan ve bilen biri olarak söylüyorum. Evet. Vücudunuzda iltihap varsa, hı hı. eklem ağrılarınız varsa, hı hı. güne kötü başlıyorsanız, hı hı. özellikle dışkılamanızda problem varsa... Siz hep söylüyorsunuz ya, sizle ben çok şey öğrendim. Çok teşekkür ediyorum size. Yediğine, içtiğine bir dikkat et. Aynen öyle. Yediğini içtiğini kontrol altına alırsan, bütün bu hastalıklarını zaten kontrol altına almış olursun. Kesinlikle öyle. Şimdi öncelikle yediğimiz içtiğimize, baharatlardan gelen şifaya hı biraz hı. sonra bakacağız. Çünkü hı mutfağımızda hı. kullandığımız baharatlar neredeyse ilaç etkisi yaratıyor Doğru. bize. Doğru, Doğru. kullanırsa. Tabii ki ve doğru baharatları Hı -hı. kullanırsak. Baharatlara geçmeden önce hocam bir antioksidanları gidiyor böyle. Hı -hı. Herkesin dilinde bir antioksidan. Hı -hı. Antioksidan dediğimiz şey kişinin gençleşmesini gençleşmesini mi sağlıyor? Konuşamadım. Hı -hı. da... Cildimizi mi güzelleştiriyor? Cild, ne Yaşımızı mı gençleştiriyor? Ne yapıyor? Ya kemik ağrılarımızı <laughs> mı ortadan kaldırıyor? Çok güzel. Şimdi antioksidanlar çok önemli. Antioksidanları ben yazmaya başladığım ilk kitaptan bu yöne anlatıyorum. İlk kitap ilaçsız yaşam. Bu kitabı yazalı 11 sene oldu. Okudum, o Bu kitapta Muhteşem bir kitap. Antioxidanlar bölümü var. Çünkü antioksidanlar bizim için en önemli gıda maddelerinin başında geliyorlar Doğru. ve bu kitaptaki antoksidan maddelerini bu hafta sonu tamamladım, güncelledim kitabı. Çünkü 10 senesini tamamladığı için artık güncellemek gerekiyordu. Harikasın. Bilgiler değişti. Yeni bilgilerle, güncel bilgilerle, yeni referanslarla güncelledim ve artık bu kitapta yeni baskısında güncellenmiş baskı olarak Harika. çıkacak. Harika. Haftaya Şimdi, o zaman yani güncellenmiş bir şekilde çıktığında seyircilerimize de hediye edelim. Tabii ki memnuniyetle. Çok mutlu olurum. Memnuniyetle birkaç hafta içinde baskısı tamamlanmış olacak ve yeni baskısı güncellenmiş olarak Çıkacak. Şimdi antioksidan ne demek? Antioksidan bizim için niye önemli? Her zaman anlattığım gibi insanoğlu vücudunda üretemediği maddeleri dışarıdan almak için beslenir. Bunlar kimi zaman protein, yağ, karbonhidrattır ama genellikle de vitamin, mineral, flavonoid gibi bizim sekonder metabolit dediğimiz insan vücudunda hiçbir zaman üretilemeyen maddelerdir. Örnek veriyorum. Omega 3 insan vücudunda üretilemez ama Omega 3 bizim için elzemdir. Omega 3 olmadan sağlıklı yaşamamız mümkün değildir. Dışarıdan almak zorundayız. İşte beslenmenin temeli budur. Beslenme insanın üretemediği hayati fonksiyonlar için gerekli olan maddeleri dışarıdan alması eylemidir. Bunların içinde antioksidanlar apayrı bir yer tutar. Antioksidanlar olmazsa bizim sağlıklı yaşamamız mümkün, mümkün değildir. Değil, değil mi? Şimdi peki antioksidan nedir? Ne yapar? Onu basit bir örnekle açıklamaya çalış. Nerede bulunur? Nasıl Vücudunuzdaki alırız? her hücre bir minik fabrika gibi çalışır. Hı hı. Her bir hücrenin kendi enerji sistemi vardır, mitokondrileri, kendi hücre duvarı yani kendi binası vardır, çalışan ekipmanları vardır ve ürettiği bir üretim ürünü vardır, son ürünü vardır. Her hücre kendi görevini yaparken bir belirli bir fonksiyon üzerine çalışır. Hücreler bu işi yaparken nasıl fabrika çalışırken kirlenirse, makineler yorulursa, bakım gerekirse hücrelerde de aynısı meydana gelir. Bizim hücresel faaliyetimiz sonucu. Ortaya çıkan serbest oksijen radikalleri adını verdiğimiz atıklar vardır. Serbest oksijen radikalleri şundan dolayı meydana çıkar. Hani size hep diyorlar ya efendim vücudunuzdaki hücreler glikozla beslenir. Glikoz olmadan sağlıklı yaşam mümkün değildir. Beyin için şeker gereklidir. Hı hı. Bu kocaman bir palavra. Sizin vücudunuzdaki tüm hücreler oksijenle beslenir. Glikozla değil. Glikozla şekerle beslenen tek hücre modeli vardır insan vücudunda. O da kanser hücresi. Yani sizin beyin dokunuzda, kalp dokunuzda, kas dokunuzda bütün hücreleriniz, vücudunuzda yer alan bütün organ fonksiyonları oksijen sayesinde ayakta kalır. Peki sözünüzü bölüyorum. Kanser hücresi varsa mı vücudumuzda besler yoksa herkesin vücudunda bu hücre var herkesin mı? Herkesin vücudunda doğduğu günden itibaren belirli bir miktar kanser hücresi oluşmaya başlar. Bunlar hatalı üretimdir. Bizim bağışıklık sistemimiz doğuştan gelen bir kabiliyetle vücudumuzda oluşan kanser hücrelerini gördüğü yerde tanır, yakalar ve yok eder. Dolayısıyla kanser bende yok diye düşünmeniz yanlış. Her birimizin şu anda benim vücudumda da kanser hücreleri var. Nur'un vücudunda da var. Ama bizim bağışıklık sistemimiz sağlıklı bir şekilde çalışınca bunları yakalıyor ve yok ediyor. Kötü beslendiği ne zaman, zaman onlar besleniyor ve aktive oluyor evet, yani. Ne zaman siz kanser maruz kaldınız? Ne zaman kötü beslendiniz? Bu arada gerçekten bugünkü baharatlar galiba ikimizi de hapşırtıyor. Hocam ben <laughs> ben alerjik bir <laughs> evet. yapayım. Yani bilenler Benim biliyor. Şuradaki baharat böyle burnuma burnuma geliyor. Hapşırtmak için zor tutuyorum. Ben Kerem de böyle Biraz oldu. sonra başlarım herhalde. Yayında hapşırırsak kusura bakmayın onun için. Evet sürçülisan edersek Şimdi, affola. Ne zaman kanser meydana geliyor? Kötü beslendiniz. Sürekli karbonhidratlar, işlenmiş gıdalar tükettiniz. Kanserojenlere maruz kaldınız. Veyahut bağışıklık sisteminiz zayıfladı. İşte o zaman kanser hastalığı meydana gelmeye başlıyor. Unutmayın kanseri de tetikleyen en önemli faktör kötü beslenme. Size hep çevresel kirlilikten bahsediyorlar ya en büyük zararları beslenmeyle alıyorsunuz vücudunuza. Dolayısıyla kanseri de en kötü en kötü destekleyen kansere yol açan en kötü sebep beslenme, beslenme. durumu. Şimdi dönelim hücreye. Ne dedik? Hücreleriniz yakıt olarak oksijen kullanıyor ve bir üretim yapıyor. O üretimin sonucunda da kullandıkları oksijenden geriye serbest oksijen radikalleri adını verdiğimiz atık maddeler ortaya çıkıyor. Her fabrikada bir tamir bakım servisi vardır ya, hı hı. fabrika çalışır. Oluşan arızaları, kirlilikleri gidermek için de bir tamir bakım servisi vardır. Tamir bakım servisi de çalışır. İşte o teknik servis her gün hücre bazında meydana gelen bütün bu oksijen radikallerini belirli bir sayıya kadar temizleyebiliyor, yok edebiliyor. Örneğin sizin fabrikanızda 10 kişi çalışıyor tamir bakım servisinde. 10 kişinin belirli bir mesaisi var, belirli bir çalışma gücü var, iş üretme gücü var ve 10 kişi belirli bir şekilde o fabrikayı temizleyebiliyor. Fakat gün geldi, sizin makine sayınız arttı, hı hı. üretiminiz arttı. Üretim artınca daha çok atık madde ortaya çıkmaya başladı. Daha çok makine arızası olmaya başladı. Bu sefer 10 kişi yetişemez hale geliyor. Orada ne yapmak gerek? Destek almak gerek. Vücudumuzdaki Tamir bakım servisi de her bir hücrede sürekli olarak çalışırken sizin hücrelerinizi tertemiz hale getirir. Bir noktadan itibaren eğer siz kötü besleniyorsanız, zararlı beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzınız varsa, olumsuz düşünce yapısına sahipseniz, çok kötü bir hava kirliliğine maruz kalıyorsanız, stres içinde yaşıyorsanız, vücudunuzdaki hücreler bu sefer daha fazla serbest oksijen radikali çıkarmaya başlarlar ve her bir hücrenin tamir bakım servisi buna yetişemez hale gelir. Yani her gün 10 birim iş hallediyorsa 11 birim, 12 birim, 13 birim kirlilik oluşunca bunları halledemez hale gelir ve arka tarafta serbest oksijen radikalleri birikir. Ne yapar bu serbest oksijen radikalleri? Serbest oksijen radikalleri DNA hasarı yapar. Yani Bizi yaşlandırır. Aa, evet. Hastalandırır da mı aynı zamanda? Aynı zamanda da hastalandırır. Çünkü vücuttaki enflamasyonu tetikler. Enflamasyon tetiklenince bağışıklık sisteminiz zora girer. Enflamasyon her hastalığın kökeninde vardır ve sizi hastalandıran bir faktördür. Çünkü ben şöyle düşünüyorum hocam. Zaten yaşlanmak yani yaş almak Hı -hı. kaçınılmaz bir son. Kesinlikle. Hepimiz ya yaş alacağız değil mi? Karışıklığımız artacak. Ne bileyim E kilomuz çoğalacak. Yaş ama... Yaşadıklarında nasıl alacağız? Heh. Hani kimi insanı görürsünüz 70 yaşındadır 50 yaşında gibi Şahane fiziksel gözüküyor, olarak doğru. ama kimi insan 30 yaşındadır 50 yaşında gibi gösterir. Bu DNA işte hastalarında böyle bu. mi oluyoruz evet. yani? Şimdi öyle insanlar var ki bakıyorum gerçekten öyle 29'dan sonra 30'u görmeden Liat diyorlar. Ama o genetik değil mi? Değil. Öyle Genetik mi? bir noktaya kadar etkili. Asıl etkili olan faktörler epigenetik adını verdiğimiz sizin nasıl beslendiğiniz, zararlı alışkanlıklarınız, stresiniz, yaşadığınız ortam, yaptığınız iş. Hatta yanınızdaki insan. Peki. Ömrümü tükettin diye bir laf vardır. Ha, Ömrümü tükettin. Benim dediğim insanlar var mesela. <laughs> Ömrümü tükettin. <laughs> diye. Ömrümü tükettin ne demek? Yani o kadar çok stres yaşattın ki Ruhumu bana... emdin. Beni 70 yaşına getirdin. 30 yaşımdan 70 yaşıma attın. Gerçekten bazı insanlar böyle oluyor. Bakıyorum yaşam tarzına. Kötü besleniyor, sigara içiyor, alkol kullanıyor, çok stresli. Sevmediği bir işe sahip, sevmediği bir eşe sahip. Şimdi herkes diyor ki ben bu, ne oluyor? Ben... 29'dan 50'ye atlayı veriyor birdenbire. Arada 30'u falan görmüyor, 40'ı falan görmüyor. Ama öyle de insanlar görüyorum ki geliyor. Özellikle hanımefendiler de çok görüyorum bunu. Hanımefendiler daha dirençli. Beyefendilere göre onlar hayatı daha iyi yaşamayı biliyorlar. Görüyorum 70 yaşında. Ama kendisine çok güzel bakmış, sigara içmemiş, doğru beslenmiş, sevdiği insanla evlenmiş, sevdiği işi yapmış, çocuklarına sevgi vermiş ve karşılığında sevgi almış. Yanında çocuklarıyla geliyor bana. Doğru. Muayene ediyorum. Evet nüfus cüzdanı 70 ama hanımefendi 50 yaşında. Dolayısıyla burada her şey aslında sizin elinizde. Hocam, Şimdi Hocam galiba oluyor? sevdiğin insanla evlenirsen genç kalıyorsun. Çevrenizde her zaman sevdiğiniz insanlar olsun. Evet, Sevmediğiniz ama... kimseyle vakit kaybetmeyin. Çünkü yaşadığınız gün bir gün. Ama özel yarın ilişki yok. daha yan yanasın. Dip ki, o daha çok önemli. Eşinizi sevmelisiniz, o sizi sevmeli. Sevdiğiniz iş ve sevdiğiniz eş. Sadece sevdiğiniz eş değil bakın. Doğru. Her gün... Her birimiz vaktimizin çoğunluğunu iş yerinde geçiriyoruz. Bakın şu anda burada bulunan herkes çalışıyor. Tabii. Ben dahil. Akşam evlerimize gideceğiz. 2-3 saat ayakta kalacağız. Ondan sonra yatıp uyuyacağız. Ailemizin yüzünü, sevdiklerimizin, eşimizin, çocuğumuzun yüzünü günde 3-4 saat zor görüyoruz. Ama en fazla vaktimiz iş yerinde geçiyor. Doğru. İş yerinde mutlu değilseniz evinizde de, de mutlu olamazsınız. Onun için sevdiğiniz işi yapmanız son derece önemli. Şimdi bütün bunları geçtik. Geldik. Benim bir hayatım var. Bu hayatın içinde stres de var, üzüntü de var, yorgunluk da var. Mutlulukta var, beslenme, hepsi var. Hepsini bir bütün olarak kabul ediyoruz. Her halükarda yaşımı ilerledikçe benim vücudumun tamir bakım servisleri benim vücudumun ürettiği atık maddeleri yetişemez oluyor. Onlara destek vermek gerekiyor. Bu desteği nasıl vereceğiz? İşte bizim vücudumuzdaki bu tamir bakım servislerine destek veren gıdalara biz antioksidan adını veriyoruz. Niye hı hı. bu kadar uzun anlattım size? Antioksidan ne olduğunu Neden? anlatmak Anlayalım için. Anlayalım diye. Antioksidan şu demek. Ya biz işlere yetişemiyoruz gıdalarla bize destek takviye geliyor. 10 birim iş halleden bizim o tamir bakım servislerimiz 12 birim, 14 birim, 15 birim halletmeye başlıyor. Dolayısıyla o serbest oksijen radikalleri temizleniyor ve yaşlanma süreçleri DNA hasarı azalıyor. Yani işte bu 20 yaşındayken 50 gibi göstermek, 70 yaşındayken 50 gibi göstermek ikisinin arasındaki fark doğru beslenme, doğru yaşam tarzı, stresten uzak. Ve sevdiği insanla sevdiği işi yaparak beslenmek, yaşamak demek. Onun için bu noktada antioksidan deyince ben size bugün gıdaları anlatacağım. Ama bakın neyi vurguluyorum sürekli? Evet gıdalar önemli ama sevgi de önemli. Hayatı mutlu şekilde yaşamak da önemli. İşiniz de önemli. Yaptığınız egzersiz de önemli. Zararlılardan uzak durmanız da önemli ve kafa yapınız önemli. Olumlu düşünce yapısı. Öyle insanlar var ki ne olursa olsun mutlu olamıyorlar. Hep bardağın Doğru. boş tarafını görüyorlar ve hayatın içindeki güzellikleri, mutlulukları, huzuru yakalayamıyorlar. Hayatları boyunca şikayet ediyorlar. Bu insanların sağlıklı bir yaşam sürmesi mümkün değil. En önce kafanızın için değiştirmeniz gerek, olumlu düşünce yapısına sahip olmanız gerek ve çevrenize de bu enerjiyi aşılamanız gerek. Başka çaremiz yok. Her birimiz öyle stresler yaşıyoruz ki gidin Türkiye'nin en zengin adamına sorun onun ne dertleri var. Bu iş parayla ya da başka bir şeyle çözülebilecek bir şey değil. Siz kendi hayatınıza sahip çıkmalısınız. Yaşam tarzınızı, düşünce yapınızı değiştirmelisiniz. Bardağın dolu tarafını görmelisiniz. Elinizdekilere şükretmeyi bilmelisiniz. Çok şükür lafını her gün en az 100 kere tekrarlamalısınız. Bu evet. çok önemli bir şey. Bugün ben Instagram'da da paylaştım onu. Aklınla düşün, ruhunla yaşa, kalbinle hisset. Evet. Ve gerçekten hayat güzelleşiyor. Şimdi siz anlatırken şu geldi aklıma. Mesela bize Ekran başında izleyen yani 50, 60, 70 yaşında takipçilerimiz, Hı -hı. seyircilerimiz var. Ee, onların sesini duyar gibiyim ya. Ben bu saatten sonra hocam neyi değiştirebilirim? Yani ne antioksidan beslensem ne olur? Kim biliyor 100 yaşa kadar yaşamayacaklarını? Orası öyle. <laughs> Ama gerçekten mesela bugün diyelim ki ekran başındaki Ayşe teyzem, Mehmet amcam bugüne kadar kötü beslenmiş. Hı hı. Hadi bugünden sonra onlar da karar versinler. Antioksidan beslensinler. Antioksidan deyince sevgili büyüklerim yanlış anlamayın böyle uzaktan bulacağınız yiyecekler hayır, hayır, değil. Asla bir şey yok. Evinizde, mutfağınızda Kesinlikle. o kadar e, basit ve sıradan yiyecekler de var ki onu biraz sonra doktorumuz evet. anlatacak. Bugün karar verseler hı hı. etkisini ne zaman görürler mesela? Her an değişecek. Her Harika. An. Bakın yani bugün yaptıklarınızı bir sene sonra göreceksiniz demiyorum. Bugün yaptığınız her şeyin faydasını yarın görmeye başlayacaksınız. İnsan vücudu şahane bir organizmadır. İnsan vücudu hastalanmadan yaşamayı ve hastalandığı zaman da kendisini tedavi etmeyi bilir. Bilir doğru. Bakın doktor bilmez. Sizin bağışıklık sisteminiz bilir. Bakın bunda bir, bir doktor biriniz, söylüyor yani. Çok önemli bir şey bu. Her biriniz, her bir insanoğlu daha bebekken doğduğunda hastalıklara karşı korunmayı doğuştan bilen bir bağışıklık sistemiyle doğar. Bağışıklık sistemini bozan biziz. İnsanların hastalanmasına sebep olan biziz. Eğer biz insanoğlunun yaşantısına bu kadar müdahale etmesek, gıdalara bu kadar müdahale etmesek, doğaya, ekolojik dengeye bu kadar müdahale etmesek, insanoğlu bu kadar hastalık yaşamayacak. Nitekim bu ispatlanmış bilgidir size net olarak söyleyeyim. Basit bir örnekle açıklayayım anlayacaksınız. Türkiye yerel tohumlarla en son 2005 yılında tarım yaptı. 2006'da hibrit tohum yasası çıktı. 2005 yılında bu ülkedeki poliklinik başvuru sayısı yani hasta sayısı bir yılda 270 milyon. Hibrit tohumlarla tarım yapmaya başladık ve her sene hasta sayısı artmaya devam etti. 2019 yılına gelindi. Aradan 13 sene geçmişti. Türkiye'deki yıllık poliklinik başvuru sayısı 800 milyondu. Biz hibrit tohumları geçtikten Hocam, sonra hasta dakika. sayısı 13 sene zarfında tam 3 katına çıkmış. Bakın pandemiyi özellikle söylemedim ki hani orada pandemi vardı demesin e, kimse diye. Hibrit tohumdan kastınız da yediğimiz içtiklerimiz Aynen işte öyle. yani değil mi? Pazardan aldığımız meyve sebzeler. İnsanoğlu tediseler. ekolojik dengeye ne kadar müdahale ederse, tarıma, tohuma ne kadar müdahale ederse, hayatın içine ne kadar o tarım zehirlerini koyarsa, tarım ilacı denilen tarım zehirlerini koyarsa o kadar fazla hastalanıyor. Yani bizi hasta eden biziz. Doğru. Hani mikroplarda falan arıyoruz ya o mikrop bu virüs Unutun onları. Dünyadaki en zararlı virüs insanın kendisi. Insandan daha çok hastalık yaratan başka bir mikroorganizma yok. Bütün hastalıkların kökeninde insanın müdahaleleri var. İnsanın müdahalesi olmasa insanoğlu sağlıklı yaşayacak. Kendi ırkımızı, kendi canlılığımızı yok ediyoruz ama bunu göre göre de devam ediyoruz. Görmeden demiyorum bakın. Göre göre devam ediyoruz. Bunun farkındayız fakat yine de devam ediyoruz. Onun için her şeyden önce değiştiremeyeceklerinizi unutun kendinizi çaresiz hissetme. yani ben geldim 60 yaşına dünyanın hali şöyle yağmur yağıyor toprak böyle İşte hayvan mı kaldı hepsi GD böyle olayım, geldik böyle gideceğiz böyle geldik böyle gideceğiz böyle gelmedik bir kere onu unutun böyle, böyle gelmedik. De gitmeyeceğiz böyle de gitmeyeceğiz bu düzelecek kesinlikle düzelecek Bugün inşallah. bu düzen değişecek nasıl değişecek sizin mutfağınızı değiştirmeniz de değişecek bakın siz önce kendi mutfağınıza sahip çıkmalısınız. Değiştiremeyeceklerinizi unutun. Dünyada radyasyon var, dünyada ozon tabakası delindi, dünyada o oluyor, bu oluyor, denizler kirlendi, toprak kirlendi. Ama siz bunu tek başınıza değiştirebilir misiniz? İmkanınız varsa çıkın dağ başından bir toprak alın, yerleşin oraya tamam. Ama kimin imkanı var buna? Kimsenin yok. O zaman siz önce bir Değiştirebileceğiniz yerden başlayın, İmkanlarımız mutfaktan da başlayın, ben 60 yapacağız? yaşındayım demeyin, ben emekli oldum artık Doğru. demeyin. Ben size ucuz şeyler anlatacağım, basit, hepinizin her gün mutfağında olanları anlatacağım. Son derece basit şeylerle bol bol antoksidan alabilirsiniz ve her geçen gün bunun faydasını gördüğünüzü kendiniz gözlemleyebilirsiniz. Temel kurallara riayet ederek bir kere mutfağınızdan antihoksidanları almadan önce zararları bir çıkarın. Nedir zararlar? Her türlü işlenmiş gıda. Mutfağınıza ketçap sokmayın. Mayonezinizi kendiniz yapın. Ketçabı da kendiniz yapın. Ketçap yapmak kadar kolay bir şey yok. Domatesten yapıyorsunuz sepi topu. <laughs> Bunun yanında pakete girmiş her şeyden uzaklaşın. O cipsleri mipsleri sokmayın. Hazır ekmek diye size satan o bayatlamayan ekmekler var ya. Vazgeçtim glutenden onlar. Hadi illa ekmek yiyecekseniz kendinize siyez buğdaylı, ekşi mayalı bir ekmek yapın. Bari ondan yiyin. Doğru. Hazır ekmek alıyorsunuz. Pakete girmiş hazır ekmekler. Bozulmuyor Nur. Küflenmiyor bayatlamıyor. Nasıl bir bir ekmektir bu? Nasıl bir ekmek bu? Bu ekmek bile değil. Yani bakın ne diyorum ona bile razıyım. Hani gluten gluten anlatıp duruyorum. Bugün dünya çölyak günü. Ona bile razıyım. İlla ekmek yiyecekseniz bari hiç değilse siyez buğdayından ekşi mayalı ekmek yiyin. Onu da bol tereyağıyla yiyin. Şekeri çıkarın hayatınızdan. En zararlı madde şeker kadar bizi yaşlandıran ikinci bir madde yok. Bütün işlenmiş gıdalardan uzaklaşın, doğal gıdalara dönün. Hakiki tereyağına dönün, hakiki zeytinyağına dönün. Et alacaksanız kemikli et alın. Kemik suyu kaynatın evinizde. Ben emekliyim, et almaya gücüm yetmiyor. Haklısınız, emekli maaşınız yükselsin. Ama en azından şimdilik kemik suyu kaynatın. Kemik suyu ucuz. Kemiği eskiden bedava veriyorlardı. Kemiği o kadar çok anlattık ki kasaplar artık satmaya başladı. Kemik suyuna maalesef. yapılan çorba kadar faydalı e, bir şey yok. Canlı Örneğin, yapmıştınız? Yaşlanmayı sadece. nasıl engelleyeceğim? Cildim kırışıyor, kuruyor. Cildin kuruluğunu engelleyecek iki faktör var. Bir omega 3 yani öyle nemlendiriciliği falan olmaz bu iş. Hı hı. Mutlaka omega 3 takviyesi almalısınız. Omega 3 takviyesi alamıyorsanız o zaman bol bol ceviz, badem, fındık yemelisiniz. Balık tüketmeye gayret göstermelisiniz. İkinci faktörü söylüyorum cilt sağlığı için. Kolajen. Kolajeni nereden alacağız? Sıvı kolajen mi içeceğiz? Hayır. Kolajeni almanın en kolay yolu kemik suyu en ucuz, en kolay ve en kaliteli kolajen kemik suyunun içinde. Evet. Paça çorbası aynı şekilde. Balığınızı aldınız mı? Balığın kemiklerini atıyor musunuz? Atmayın. Balığınızın kemiklerini, balığın kafasıyla birlikte yapalım? kaynatın. Balık suyu yapın, balık stoğu. Yine balık kolajeninden son derece zengin hem de fosfor içeren muazzam bir madde yapıyorsunuz. Sizin hazırladığınız bir altı madde var. Şimdi hı hı. sevgili büyüklerim, ekran başındaki çok kıymetli izleyicilerim de merak ediyorlardır. Bu söyleyecektiniz, antioksidan içeren hı hı. maddeler neler diye. Antioksidan dopingini ekrana getiriyoruz. Ümit Hocam da şimdi tek tek anlatacak. Nereden bulacağız bu şifa kaynağını? Hay hay. Şimdi bir kere bakın önünüzde baharatlar var. Bu baharatlar her evde bulunur. Hadi zerdeçal belki yoktur ama biberiye pul biber karabiber, karanfil, tarçın, kekik, çörek otu. Bunların hepsi inanılmaz yüksek orak değerine sahip antoksidanlardır. Hı hı. Bakın her evde pul biber vardır. Her evde çörek otu bulunur, biberiye bulunur. işte tarçın bulunur, karanfil bulunur. Bunlar olmayacak baharatlar değil ve bunlar son derece yüksek içeriğe sahip, son derece zengin baharatlar. Bunlar bir kere bol bol tüketin. Hı hı. Hatta bunları toz olarak almayın, mümkünse bütün olarak alın, kendinize öğütün. İşte kimyonunuzu, kekiğinizi hatta keki kendiniz dikin. Herkesin bir pencere önü vardır. Bir saksıya kekik dikin. Çok zor bir şey değil. Dünya kadar kekik alacaksınız oradan. Her yerde kitleri satılıyor artık çünkü. Bir kere baharatı bol bol tüketin. Bu bir. İki, glutasyon diye bir şey var. Damardan glutasyon, veriyorlar ama. Damardan veriyorlar ama boş verin damardan verilerini. Sizin vücudunuz glutasyon üretiyor. Karaciğerde üretiyor. Vücudunuzda üretilen en önemli antioksidan madde. İnsan vücudunda üretilen en güçlü, en önemli antioksidan madde. Muazzam bir detoks ajanı vücuttaki toksinleri atıyor. Peki ben glutatyonu nereden alacağım? E, vücudumuz üretiyorsa niye alıyoruz? İşte onu söyleyeceğim. Bir kere vücudunuzun üretmesi için sülfür gerekiyor. alfa lipoik için. asit gerekiyor. Bol bol ciğer yiyin. Soğan, sarımsak yiyin. Aa. Bunlar glutatyon üretimini destekliyor. Çiğ soğan, çiğ sarımsak ve ciğer. Haftada bir iki porsiyon ciğer yemeye gayret gösterin. Başka? E, avokado, tahin, bamya bunların hepsi. Glütasyon zengini. Bunları bol bol tüketmeye gayret gösterin. Mevsiminde tüketin. Avokado çok pahalı. E bamya yiyebilirsiniz. Tahin yiyebilirsiniz. Kalorili değil mi hocam tahin mesela? Kaloriye bakmıyoruz. Kalorinin ha. kaynağına bakıyoruz. Tamam. Evet kalorili. Ama kalorinin kaynağı nedir? Susam yağı. Şahane bir antoksidan madde. Ve sizde ne kilo yapar ne bir şey yapar kiloyu unutun zaten. Güzelleştiririz. Karbonhidrattan dair. alıyorsanız siz o kaloriden korkun. Ama susam yağından gelen kaloriden korkmayın. Kalorinin kaynağı önemli burada. Tahin yiyeyim bu aldığı. Ben her sabah bir kaşık tahin yerim mutlaka. Harika. Bir güzel geliyor. Harika. Başka. Şimdi domates meyvesi mi geliyor? Domates. Onda da mı var domates? Domates de mi antoksidan? Evet domates de antoksidan. Hem de domatesin kabuğunun hemen altında likopen adını verdiğimiz bir antokstan hmm. madde var ki kalp damar sağlığı için faydalı. Erkeklerde prostat büyümelerini engellemek için faydalı. Cilt sağlığı için faydalı. E daha ne olsun? Ama nasıl yiyeceksiniz domatesi? Biraz pişirerek değil mi? Domatesi biraz pişirerek yiyeceksiniz. Çiğden olmuyor. Kabuğuyla birlikte. Kabuğunu soymayın. Bakın kabuğunu soymak domatesin en büyük hata. Çekirdeklerini ayırmak yine öyle. Çünkü çekirdekte de var. Domatesin kabuğunu soymadan rondoya atın domatesinizi. Rondoda çekin. Bir diş dövülmüş sarımsak ekleyin. Ve zeytinyağını da sote edin. E, bizim her zaman yaptığımız şey değil mi bu? Yaz yemeklerimizin hepsinde bu yok mudur? Menemenimizde. Bütün ya Aynen öyle menemeninden zeytinyağlı fasulyesine kadar hepsini böyle yaparsınız zaten. Dolayısıyla bunu bol bol tüketmeye gayret gösterin. Her gün domates mevsiminde domates tüketin. Domates mevsimi bitince kışın ne yapacağım? Gidip pazardan taze domates mi alacağım? Sakın almayın. Onların hepsi hormon ve tarım zehirleriyle dolu. Yazdan domates konservenizi yapın. Veya çok mu zor geliyor size? Annem salça kaynatırdı. Niye kaynatmıyoruz artık? Herkese zor geliyor. Salça kaynatın. Yazdan kendi salçanızı Doğru. kaynatın. Veya domatesinizi kurutun. İstanbul'da kurumaz, Antalya'da kurumaz nem var. Ben kurutma fırını kullanıyorum evimde veya işte normal fırında 70 dereceye 60 derece ayarlayıp kurutabilirsiniz. Ama Anadolu'nun her yerinde domates kurutabilirsiniz. Kuru domates yine aynı şekilde likopen açısından son derece zengindir. Kışın bol bol domates konservesi, bol bol kuru domates, bol bol domates salçası tüketmeye gayret gösteriyor. Normal fırında gösterir. kuruyor mu hocam? Denediniz mi? Kuruyor ama daha zor oluyor. Daha zor. Kurutma fırınları daha nemsiz ortam sağladığı için ve hava sirkülasyonu sağladığı için daha iyi kurutuyor. Ama normal fırında da kuruyor. Ya da köye Kurumaz gittiğinizde... Değil. E tabii Anadolu'nun köylerinin hepsinde domates kurusu var. Bu, bütün yaz tabii. domates kurutmak lazım. Doğru. Domates çok önemli. Domates kurusu. Salatalığı hafife almayın demişsiniz. Aynen öyle. Bakın bunların hiçbirisi zengin işi değil size anlattıklarımın. Salatalık. Domates, salatalık. Yine mevsiminde salatalık ama şimdi mevsimi geliyor salatalığınızı. Salatalık öyle enteresan bir madde ki İçinde rutin gibi son derece zengin antoksidan maddeleri içeriyor. Dolayısıyla salatalığı bol bol tüketin. İlla hani o hanımların yaptığı gibi gözlerinize maske yapmak için kullanmayın çok salatalığı. Sadece o da iyi gelir tabii. Böyle Çünkü... morlukları ve şey kırışıklıkları alıyor. Çünkü antoksidan deposu İçinde C vitamini var, beta-karoten var, rutin var. Dolayısıyla. Bir de aloe vera hocam. Tavsiye O da çok iyi geliyor. Gözünüze kaçırmayın yakar. Evet. Şöyle etraflı... e, Aloe vera jeli dünyadaki en iyi iki yara iyileştirici bitkisel üründen bir tanesidir. Birincisi sarı kantaron yağı. Muazzam bir yara hmm. iyileştiricidir. İkincisi aloe vera jeli. Aloe vera jelinin özellikle bir yeriniz kesildi, yandı veyahut ameliyattan çıktınız, ameliyat izini yok etmek aloe vera jelini bol bol kullanın. Son derece etkili. içinde hiçbir ekstra kimyasal madde bulunmadan kullanılanımız bizim en saf, en temiz bitkisel içeriklerimizden bir tanesidir. Şimdi başka bir antoksidan. Yoğurt. Yoğurt. Ev yoğurdu. Şifa kaynağı. Aynen öyle. İçinde laktobasiller var. Yani annenizin Doğum kanalından geçerken size verdiği probiyotikler var yoğurdun içinde. Probiyotikler son derece zengin ve ev yoğurdu mayalanırken laktozu da azalttığı için... ...çünkü maya bakterileri çoğalırken hmm. laktozu yer. Sütten çok daha faydalı. Süt içmeyin, ev yoğurdunu bol bol tüketin. Ev yoğurdu probiyotik olduğu için sizin probiyotik yapınızı dengeleyecek, destekleyecek. Vücudunuzdaki K ve H vitaminlerinin üretimini probiyotikler sağlayacak. Yine cildiniz güzelleşecek, kanınızın pıhtılaşması dengeleşecek... Sindirim düzelecek çünkü probiyotikler bizim sindirim için çalışan bağırsak duvar yapısının yani gıda analiz laboratuvarımızın ana işçileridir. Onun için bol bol ev yoğurt tüketin. Ve son madde, bunu anlamadım. Kril yağı. Kril yağı. Bu biraz pahalı. Evet, bunu kabul etmek gerekir. Kril yağı bu. Bakın. Şöyle. nereden çıkıyor hocam bu yağ? Bu nereden çıkıyor biliyor musunuz? Şimdi size kaç dakikamız var reklama kadar? Senin şey böyle mi tutsam daha iyi görebileceğiz? Evet. Beyazın üzerinde patladı şimdi. Beyaz Aynı. kıyafetin üzerinde. Reklama kaç dakikamız Söyle var? Elimi miyim hocam? Tabii ki. Buyurunuz. Çünkü size dünyanın en güzel hikayelerinden bir tanesini anlatacağım. Dünyadaki ekolojik dengenin nasıl çalıştığını anlatacağım. Hı hı. Vaktimiz var mı reklamdan sonra mı? E... Varsa anlatacağım. Var hocam. Beş dakika var. Peki o zaman bakın dünyadaki ekolojik denge nasıl çalışıyor? Tabiat kendi kendine dengeyi nasıl kuruyor? Size onu anlatacağım. Krilya bir Omega-3 yağdır. Ama Balık balıklarda ya. evet bu kril hayvancığından elde edilir. Kril hayvancı mikroskobik bir karides'tir. Ama denizde yaşayan canlıların hiçbirisi vücudunda omega-3 üretemez. Tıpkı bizim gibi. Hayvanlar, insanlar vücutlarında omega-3 üretemezler. Peki bu balıklar ya da kril hayvancığı omega-3'ü nereden alır? Bunlar omega-3'ü yedikleri alglerden, deniz altlarından, planktonlardan alır. Nitekim kril hayvancığı da dedik ya mikroskobik karidesidir diye kril hayvancığı da astaxantin isminde bir tek hücreli alg ile besleniyor. Alkiler deniz algları saf omega 3 barındırır. Hı hı saf omega 3 barındırdığı için bugün artık çocuklara verdiğimiz omega 3'lerde yeni teknoloji direkt bu altlerden elde edilmiş. Yani balık yağı kokmayan çocuk ağız yoluyla alıyor açık alıyor onu şurup formunda alıyor korkunç balık yağı kokuyor. Balık yağı olmayan altlerden üretilmiş omega 3'ler üretilmeye başlandı dünya üzerinde. Bu astaxantin tek hücreli bir alk. Tek hücreli bir alk astaxantin Astaksantin yiyen kril kril yağını oluşturuyor. Kril yağı dünyadaki en kaliteli omega 3. Üzerine başka bir madde yok. Sıkı durun. Dünyanın en büyük canlısı ne biliyor musunuz? Mavi balina. 30 tonun üzerinde ağırlığı var. Mavi balinanın gıdası ne biliyor musunuz? Kril hayvancığı. Mavi balina deniz suyuyla birlikte tonlarca deniz suyuyla birlikte kril sürülerini ağzının içine alıyor. Dişleri bir süzgeç gibi evrimleşmiş. Deniz suyunu kenardan püskürtüyor. Ağzının içinde milyonlarca kril kalıyor ve dünyanın en büyük canlısı kril gibi mikroskobik bir karidesle beslenerek 30 tonun üzerinde ağırlığa ulaşıyor. Kril de tek hücreli canlı Astaksantinle besleniyor. Dehşet verici, inanılmaz ve insanın aklının alamayacağı kadar güzel bir ekolojik dengeden bahsediyorum size. Şimdi sıkı durun. Bu tek hücreli alk var ya, Astaksantin, hani her şeyin başında olan. Dünyada bugün bizim bilebildiğimiz, görebildiğimiz, bulabildiğimiz en güçlü antoksidan madde. Bundan daha güçlü hiçbir antoksidan yani. yok. Evet. Krill yağının içinde bulunan Astaksantin C vitaminden binlerce kat daha güçlü antoksidan. Ama bunu bir gıdada bulamıyoruz. Bunu böyle be, be, besin Mecburen, takviyesi takviye olarak, takviye olarak almak takviye zorundayız. Olarak almak Çünkü zorundayız. kuzey denizlerinde yaşayan, soğuk denizlerde yaşayan tek hücreli bir alg bu. Ve sadece kril hayvancığı bununla besleniyor. Mecburen biz bunu kril yağı içinde Cildimi buluyoruz. Cildinizi parlatır mı? Cildinizi parlatır, yaşlanmaya engeller, kilo sindirimi düzenler, mı? kilo vermeyi hızlandırır. Kalp ve beyin sağlığı için koruyucudur beynin gelişmesini sağlar. Bebeklerde özellikle önemlidir bu. Beyin gelişimi için gereklidir. Yani aslında omega-3 yağları, astaksantin ve kril yağı tabii ki bunun en kalitelisi sizin vücudunuzda bütün fonksiyonlarda yer alır. Şu anda ekranda zaten evet. okuyorsunuz siz Saç dökülmesine de mi iyi geliyor? Saç göz dökülmesinden için. kas sağlığına, göz sağlığından beyin sağlığına, oradan böbrek fonksiyonlarına her yere iyi geliyor ve cildinizin nemlenmesi için gerekli. Örneğin biz bütün romatizma hastalarımıza omega-3 veririz. Bütün kanser hastalarımıza omega 3 veririz. Bütün gelişmekte olan çocuklara Hocam, omega 3 veririz. Hocam bu benim olabilir mi o zaman? Sizin olsun tabii ki. Şifa olsun. <laughs> Hemen çıkışta kriliye alacağım. Şifa olsun. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Ümit Aktaş'ın söylediği her şey bedenimizde karşılık buluyor. Evet kesinlikle. Ben bunu birebir uygulamış ve uygul hala da uygulayan biri olarak söylüyorum. Bunu bana niye şimdiye kadar söylemediniz kril yağını? Şuan şuan bu kadar koydum. detaylı anlatmamışım galiba. Valla kril yağının şifasına bakar mısınız? Evet. Saçınızdan ayak tırnağınıza kadar. Kril dünyada olabilecek en kaliteli omega 3 ya. Bir tek Bir kötü iş. yanı var. Dünyada kril hasadı yapan iki tane firma var sadece maalesef Kanada'da. Az Bütün dünya ya. onların tekelinde. Dolayısıyla maalesef pahalı. E, avokado da çok önem taşıyor. Evet. E, biraz sonra size gündelik yaşamınızda kullanacağınız müthiş bir avokado kürü yapacağız. Yapalım Hı. mı? Yapalım. Ama ne zaman reklamlardan hemen sonra. Evet ailemizin doktoru doktor Ümit Aktaş canlı yayınımızda nasıl e, hastalıklardan korunacağımızı, cilt sağlığımızı nasıl koruyacağımızı ve daha daha önemlisi aslında var olan hastalıklarımızdan kurtulmanın yollarını anlatıyor bize. Aslında en önemli şey hastalanmadan sağlığımızı korumak ve sahip çıkmak. Bu programda gerçekten bu bilgileri bulabiliyorsunuz. Şimdi antioksidandan çok güçlü bir besin avokado. Hı hı. Nedendir bilmiyorum. Son yıllarda hayatımıza girdi bu. Ben çocukluğumdan mesela ya da bilmiyorum belki maddi durumumuz çok iyi değildi. Avokado bilmiyorduk. Var mıydı? Bu kadar şey miydi? Ee, etkili miydi hayatımızda? Ben hep onu söylüyorum. Babam emekli olduktan sonra Alanya'dan bir yazlık aldı. Emekli maaşıyla. O zamanlar emekli ikramiyesiyle Alanya'dan bir yazlık alınabiliyordu. <gülüyor> <gülüyor> ben 17 yaşında gördüm ilk avokadoyu. Ağlanacak avokado. şimdi. Ee, orada babamın aldığı yazlık avokado bahçelerinin ortasında bir yazlıktı. Ve e, ilk defa hayatımda 17 yaşında avokado gördüm, avokadoyla tanıştık. Maşallah hocam erken tanışmışsınız. Evet, babam rahmetlinin aldığı o yazlık sayesinde tanıştık. Avokado aslında Türkiye'de 50-60 senedir tarımı yapılan ve artık Akdeniz bitkisi evet. olarak... Şimdi Alanya'da bir bitki. muhteşem Tabii. avokadolar Alanya, çıkıyor. Alanya, Gazipaşa, Mersin, evet. Finike... Yani Akdeniz yöresinin neredeyse tamamında avokado bahçeleri var ve artık Anadolu'nun bitkisi diyebiliriz. Diyebiliriz. Çünkü Hani Anadolu bitkisi olarak aklımıza gelen domates de zaten ülkemize girerek hep topu 200-300 yıl oldu. Bu tarz bir takım bitkiler aslında başka ülkelerin bitkisiyken gelip bizim bitkimiz oluyor. Örnek vereyim size Rize çayı. Evet. Rize çayı dediğinizde zaten 70-80 yıllık hikayedir. Rize çayı diye bir şey yok tarihte. Rize aslında çay üretilen en soğuk iklim. Dünyada çay bitkisi hep tropik bitkilerde yetişiyor. Tropik noktalarda yetişiyor. Ama Rize'de nasıl olduysa 1930'larda o çay bitkisinin tutması sağlanmış ve üzerine kar yağan tek çay bitkisi bizim çayımız, Rize çayı. Bundan dolayı da organik tarım yapılabiliyor. Herhangi bir ilaçlama gerekmiyor. Fakat maalesef soğuk iklimde olduğu için içinde çok yüksek miktarda da etken madde gelişmiyor. Peki. Şimdi avokado kürünü nasıl yapacaksınız, neden tüketeceksiniz ve günün hangi saatlerinde tüketmeniz gerekiyor? Malzemeler ekrana gelsin. Yine anneler bu tarifi alacaklardır. Ee, sevgili hanımlara sesleniyorum. Gününüzde dahi yapabileceğiniz çok güzel bir lezzet o, bu. Doğru. Hiç öyle düşünmemiştim. Evet hocam. Günde evet. ben mesela arkadaşlarım geldiği zaman yapıyorum. Bir de... Mesela şeyde de çok güzel oluyor söyleyeyim size böyle patatesleri fırına verdiğinizde böyle hmm. cips gibi olduğunda hmm. çıkartıp böyle dip sosu olarak dip sos gibi hmm. de yapabiliyorsunuz. Bak şahane bir lezzet. <laughs> çok güzel. Buyurunuz. Şimdi e, burada bir kere ceviz kullanacağız. Üç tane tam ceviz. Bir gece önceden suya yatıracağız. Niye yatırıyoruz bunu? Cevizin şu dışında görmüş olduğunuz kahverengi gimsi kabuklar var ya. Bu kabukların içinde polifenolik bileşikler dediğimiz bileşikler vardır. Bu polifenolik bileşikler kalp damar sağlığı için ilaç vasfındadır. O kadar etkilidir. Fakat bunların açığa çıkıp da emilebilmesi için bir süre suyun içinde beklemesi gerekir. Oda ısısında kaynar su değil oda ısısındaki suyun içinde bir akşam önceden hatta 24 saat bırakabilirseniz daha iyi olur. Biz buna maserasyon yöntemi diyoruz. Bir tıbbi bitki çay hazırlama yöntemidir. Maserasyon yöntemiyle 3 tane cevizi suyun içinde bekletiyoruz ve ondan sonra suyu atmıyoruz. Cevizlerimizi çıkarıyoruz. Şöyle bir çatal yardımıyla çıkarabiliriz. Ve cevizlerimizi iri parçalar halinde bölüyoruz. İri parçalar halinde böldüğümüz cevizlerin yanına bir limonun kabuklarını rendeliyoruz. Şöyle kabaca rendelenmiş kabul edin. Ee, evde bunu rendeyle yaparsınız. Burada rende var da ben şimdi rendeli yapmayı üşendim. Ben de hocam Canlı seyircileriniz yiyiz. sorusuna bakıyorum. Tamam. E ee, krilya ile ilgili çok soru gelmiş. Oğlum sayesinde 5. sınıfta e, aynısını öğrendim. Almanya Aha. Ortaokul 5. sınıf Ümit Aktaş'a çok teşekkür ediyorum demiş. Şifa olsun. E ee, krilya zekayı da arttırıyor mu? Tabii. Yani çocuklarda odaklanmayı hem falan. Hem çocuklarda hem de anne karnındaki fötüste beyin gelişimini sağlar krilya. Beynin gelişimi için son derece önemlidir. Dolayısıyla hamileler de kril yağı kullanabilirler ve bebekler için son derece faydalıdır. Müthiş. Şimdi cevizlerimi iri rendeledim. Bir limonun kabuklarını rendeledim üzerine. İri rendeledim demeyelim. İri parçaladım e, doğru cevizlerimi. Doğruyum hocam cevizleri. Bir limonun ben, kabukları. Zaten bunu da kesmeyeceğiz. Ziyan tamam, olmasın. Peki. Tamam canlı yayındayız ama her şeyi ziyan etmenin manası yok. Hocam keseyim, keselim mi? Keselim <laughs> mi? Peki. <laughs> ben keseyim isterseniz. Tamam. O zaman bu kısmını Nura bırakıyorum. Ben limonla uğraşıyorum. Limonu ne yapacağım? Evet hocam. Bir, bir limonun şey kabuklarını rendeledikten sonra. Usta sizsiniz. Şimdi bunu siz öyle bir çıkarttınız ki geçen hafta. Dur i̇şte bakayım. kaşık gerekiyor onun <laughs> için. Bak şöyle. Yaptım. Hemen limonu sıkıyorum. Limonu sıktığım zaman kararmayacak çünkü avokado. Pardon. Üstümüzü başımızı da batırıyorum bu arada. Ee, bakın bu mesela sabah kahvaltısına da yapabilirsiniz. O kadar Tabii... güzel oluyor ki. Ben hem sabah kahvaltısını hem akşam yemeğini de severim. Hatta e, avokado sezonunda, kış aylarında haftada bir gün sadece avokado yemeyi tercih ediyorum. Son derece faydalı, güçlü bir besin avokado. Sadece e, avokadoyu glutatyon kaynağı olarak görmeyin. Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri açısından çok zengin. Dolayısıyla hem doyurucudur, hem kalp damar sağlığı için günüze etkilidir, hem de beyin sağlığı için etkilidir. Cildinizi korumak için de avokadoyu ihmal etmeyin. Bakın limon kabuğu rendeledik, bir limonun suyunu sıktık. İçine ceviz koyduk. Üç tane tam cevizi. Nur şu anda onları parçalamaya uğraşıyor. Evet, bunlar takır tabii takır içine sinmedi çünkü. Minik minik olunca çok şahane oluyor. Evet kesinlikle. Bu kadar. Yani bundan başka bir şey yapmayacaksınız. Üzerine biraz zeytinyağı eklerseniz daha da şahane olur. Ben biraz seviyorum. tuz da... Böyle Tabii güzel kaya oluyor değil mi hocam? Tabii, kaya, kaya tuzu? biz şimdi burada tuz koymadık ama kaya tuzu da pekala konulabilir. Kaya tuzu olarak kullanın her zaman. Rafine tuz kullanmayın. Ülkemizin tuzları son derece güzel tuzlar. Tuz sağlık için gereklidir. Hiçbir zaman sıfır tuz yaşamayın. Bu son derece sağlıksız bir durum. Tuzunuzu mutlaka kararında kaya tuzu olarak tüketin. Evet avokado kürü yaptık. Bir tane avokado, üç tane tam ceviz, bir limonun kabukları rendelendi ve bir limonun suyunu sıktık. Üzerine zeytinyağı ve kaya tuzuyla Nur'un söylediği gibi gerek o dip sosu olarak gerek misafirlerinize e, bunu son derece güzel bir sunumla hazırlayabilirsiniz. Bu arada cevizin suyu ne olacak? Cevizin suyunu içeceksiniz. Çünkü bunun içine cevizin kabuğundaki polifenolik bileşikler karıştı. Ve bu sizin için son derece sağlıklı bir su. Dolayısıyla tıpkı su içer gibi, maden suyu içer gibi, ayran içer gibi... ...bunu mutlaka öğünlerinizin yanına ortak edin. nurbi bir de ortasına bir tane daha ceviz koydu. Sunum hazırladı orada bize. Çok güzel oluyor hocam. Yani ben gerçekten bu, bu sosu yemeyi çok seviyorum. Evet, çok güzel. Çok lezzetli oluyor. Deneyin bayılacaksınız. Bir de kara buğday ekmeğini kızartıp hmm. üzerine sürdüğünüz zaman... Evet. Yıkısın, ne diyor? Tadına. Karabuda ekmeği, yani Greçka evet. ekmeği, gluten içermeyen, ülkemizin tahılı olmayan ama artık ülkemizde de üretilmeye başlanan Greçka ekmeğini, gluten içermediği için günde bir dilim iki dilim yiyebilirsiniz. O Greçka ekmeğini kızartıp da üzerine gerçekten sürdüğünüzde şahane bir şey yapmış oluyorsunuz. Evet, bir Benim de... kızım bunu bir de pul biberle seviyor. Hiç denemedim. Çok evet. acı sevdiği için bunu bile pul biberle yiyor. Ben bir de buna bir hafif bir karabiber de ekliyorum. O da çok güzel oluyor. Evet. Böyle tadı Az, hafif bir acı iyi olacak. Evet, hafif bir acılık veriyor. O da çok Hı -hı. güzel oluyor ama deneyin. Gerçekten hem şifa kaynağı hem de çok lezzetli. Hı -hı. Şimdi bir tarifimiz daha var. Evet. Yine doktor tavsiyesiyle size e, sumak çayı yapacağız. Suman aslında Mutfağımızdaki yerini hepimiz biliyoruz ama biraz bilgi tazeleyelim istiyorum. Sumağı nerelerde, niçin ve hangi hastalıklar için kullanmalıyız? Şimdi sumak çok güçlü bir antioksidandır. Ayrıca içinde antasiyanin dediğimiz maddeler de bulundurur. Yani katmerli etkilidir diyebiliriz. Sumak bizim bir kere ülkemizin bitkisidir. Hı hı. Ülkemizde bol bol yetişir. Anadolu'da, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da sumak ağaçlarından elde edilir. Ve öğütülerek, havanda dövülerek sumak toz haline getirilir. Suma'nın özelliği ne biliyor musunuz? Sumak bizim ülkemizde yetiştirilen bitkiler arasında en güçlü antoksidandır. En güçlü antoksidan. En güçlü antoksidan olduğu için bir kere kalp damar sağlığı için faydalıdır. Damar sertliğine iyi gelir. Şeker düşürücü etkisi vardır. Sumak çaylarının son derece güçlü şeker düşürücü etkisi vardır. Aynı şekilde kuş burnunu da kullanacağız biz bu çayda. Kuş burnu da yine çok güçlü antoksidan ve bir C vitamini deposudur. C vitamini hmm. deposudur. Yani grip olmamak için, hastalanmamak için Bunu bol kullanabilirsiniz. bol kuşburnu çayı Aynen için. Aynen öyle. Marmelat Şimdi, da aynı şekilde etkili mi hocam? Kuşburnu o biraz şeker marmelatı. miktarı daha yüksek olduğu için o çok fazla etkili olmayacak. Bunun tercih edildi. Ama bizim köyde, annemin köyünde kuşburnu marmelatı hiç şeker konmadan yapılır. Hiç Müthiş. şeker konmadan. Peki. Onun için faydalıdır. Şimdi bu çayı yaparken iki türlü hazırlayabilirsiniz. Bir, bir günlük hazırlarsınız veya misafirleriniz var diyelim. 4-5 kişi var, onlara ikram etmek için hazırlayabilirsiniz. İki, anında hazırlayabilirsiniz. Yine iki türlü servis yapabilirsiniz. Ya sıcak ya da buzlu çay gibi servis yapabilirsiniz. Şimdi ben size sıcağını hazırlayayım, soğuğunu da anlatayım. Şimdi bir kişilik yapacaksanız eğer, bir tatlı kaşığı sumak koyacaksınız. İçine de şu kuşburnularından 6-7 tane ekleyeceksiniz. Ve üzerine kaynar su rica edeceğim Nur'dan. Hemen getiriyorum hocam. Bu bir kişilik kaynar çay tarifi. Peki ben misafirlerim var veya günlük hazırlamak istiyorum veya ailece içeceğiz biz 4-5 kişilik hazırlamak istiyorum ne yapayım? Bir sürahi, bir litrelik bir sürahiye yaklaşık 10 gram sumak koyarsınız ve yanına yaklaşık olarak 30-40 gram da kuşburnu koyarsınız. Yine kaynar suyla demlersiniz. Soğuk çay mı yapmak istiyorsunuz? Soğuduktan sonra süzersiniz, içine buz koyarsınız ve insanlara kıpkırmızı, buzlu, serinletici, Aa, yaz günlerinde şahane lezzeti olan C vitaminin deposu antioksidan bir içecek yaparsınız. Tadı nasıl? Çok lezzetli. Ekşimsi ve çok lezzetli bir Aa, tadı güzel. var. Evet. Ne, şimdiden rengini vermeye başladı. E, hamileler içebiliyor mu? Hamileler içebilir. Hiçbir sıkıntı yok. E, ama özellikle şeker hastalığı olanlar içebilirler. E, doğal az önceki e, başlıklarda siz de görmüşsünüzdür. Doğal e, şeker ilacı diye evet. vermişsiniz. Peki bir tiyo daha verebilir miyim? Şimdi bu kalp seve, damar seve. hastalığı için faydalıdır. Damar tıkanıklığını engeller, damar sertliğini engeller. Hı hı. Bunu hazırladığınızda buzlu çay olarak hazırladınız. servis yaparken içine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da alıç sirkesi koyun. O da ekşidir. Hmm. O zaman işte siz bir ilaç içmiş olacaksınız. Buna bir çay muamelesi yapmayın, ilaç muamelesi. Ne ilacı yapmayın. mesela? Ne? Kalp damar ilacı. Ay müthiş. Evet. Kalp damar sağlığı için bir numara alış sirkesi, kuşburnu ve sumak. Bundan daha güçlü bitkiler yok kalp damar sağlığında. Peki mesela her gün kalksak ve sabah aç karnına alış sirkesi içsek fayda sağlar mı? Son derece faydalı. Günün her noktasında alış sirkesi hayatınızda olsun. E, salatalara falan da koyabilirsiniz. Koyabilirsiniz. Karabaş otu çayları her zaman hayatınızda olsun. Damar sağlığını korumak için. Tabi damar sağlığını korumak istiyorsanız her şeyden önce diyabetten korunun. Çünkü kalp damar hastalığı yapan bir numaralı faktör kolesterol değildir. diyabettir Kan şekeri yüksekliğidir. O da beslenmeyle mümkün, beslenmeyle korunacaksınız. Peki dediğiniz ya bu ilaç etkisini Eğer biz ilaç kullanıyorsak, Hı -hı. bunu da içebiliyor muyuz? İçebilirsiniz, yanında? çünkü bu bitkiler hiçbir ilaçla etkileşime girmez. Hocam müthiş bir şey. Aslında Allah tabiatta ve doğa, evet. yani doğada her şey bize sunuyor. Kesinlikle. Siz doğanın ekolojik dengesine müdahale etmiyorsanız, zaten sizin vücudunuz hastalanmadan yaşamayı ve hastalandığınız zaman da sizi iyileştirmeyi biliyor hiç merak etmeyin siz. Sizin mutfaktaki bilginiz çok iyi. Bir şey daha soracağım Buyurun. size. Mesela suma hayatımıza alalım. Hı, hı. Mutfakta birçok şeye kullanalım. Evet. Ben şimdi hayal edemiyorum nelere kullanabiliriz, ne yapabiliriz? Salatalarınıza sos yapabilirsiniz. Peki. Çorbalarınıza kullanabilirsiniz. Hı hı. Her türlü yoğurdun cacığın üzerine kullanabilirsiniz. Ve dolayısıyla da suma aslında her yerde kullanabilirsiniz. Her sofrada kullanabilirsiniz. Peki mesela sıcakla etkileşim haline geldiğinde de daha mı artıyor antioksidanları? Sıcakla ne kadar maruz bırakırsanız antioksidan kapasitesi o kadar azalır. Dolayısıyla antioksidanları mümkün olduğu kadar yakmadan, ısıtmadan, yüksek ısıya maruz bırakmadan demlerken bile ne diyoruz? 100 derece suyla değil, 70-80 derecede suyla biraz bekletip de demleyin diyoruz. Mesela sumak kaynatılmaz, kaynatmayın. Böyle demleme Pişirmeyin. usulü. Çorbanızın üzerine koyacaksanız biraz böyle soğuduktan sonra koyun. Aslında sumak Anadolu'da çok kullanılır. Sulu yemeklerin hemen hepsine sumak konulur. Evet. O benim, ben herhalde mutfağımda çok kullanmadığım için şimdi bana şey çok geldi. Çok kullanmak gerekiyor. Çok da lezzetlidir. Ya salatalara koyuyorum mesela Hı -hı. ama diğer nerelerde kullanılır? Mesela dolmalar çok önemli. Tabii. Sumak bu kadar iyiyse dediğiniz e, mutfağımızda de baş tacımız olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben pilav yiyeceğim illa. Hı hı. Ya tamam kardeşim canım pilav yiyor, istiyor yiyeceğim. O zaman pilavınızı hiç değilse kemik suyuna bol tereyağıyla, bol zeytinyağıyla yapın. Böylece zararını azaltın. Hı hı. Soğuk pilavlarımız var bizim. Örnek veriyorum enginar pilavı, zeytinyağlı pilav, patlıcanlı pilav, zeytinyağlı pilav. Hı hı hı. Bu soğuk pilavların üzerine biraz sumak gezdir Hiç denediniz mi daha önce? Ne kadar farklı bir lezzet elde edeceksiniz. Hiç yani illa yiyeceğim o zaman bari daha sağlıklı hale getirerek yiyeyim. İlla ekmek yiyeceğim. Bari siyez buğdayı ekşime olsun. Üzerine de bol tereyağı sürün. Öyle yiyin ki zararlarını azaltın. Şimdi ekmek konusunu biliyorsunuz. Ben de sizinle hem fikrim. Alışkanlığımız var ya bir şeye bir şey banmak istiyoruz. Mesela yumurtaya bir bir ekmek banmak istiyorsun hocam. Sabah kahvaltısında ekmek yiyip yemeyince kendini eksik gibi hissediyorsun. Ama bunu neyle çözdüm? Karabuğday ekmeği değil mi? O bir. İki neyle çözdüm? Tayin ekmeği. <laughs> Doktor Ümit Aktaş'ın YouTube adresine bakın. Çok güzel tarifler yapıyor hocam hani tahin ekmeği yolun sonu. Evet ve kolay. Bekar adam tarifi. Mutfaktan hiç anlamayan bile yapabilir bunu. Bir de çocuklarınıza yedirin bol bol. Tabii. Nasıl yiyor? Faydalı. Benim kızım bile öyle mız mız böyle her şey yemiyor ama yedi onu. <gülüyor> Bravo. <laughs> Duyması <laughs> sinir oluyor. Anne benden bahsetme diyor. <laughs> ama öyledir ya çocuklar. Bir de ergen olunca ay onu Tabii. yemez, bunu sevmez, onu beğenmez. Artık ergen değil canım. Büyüdüler kocaman. Üniversiteli evet. çocuklar bunlar. <laughs> Çok teşekkür Kızlarımızı ederim. Kızlarımızı çok seviyoruz. Çok, Sadece tabii. anneler günü değil kızlar Aa, gününü de kutluyoruz. şey söyleyeceğim. <laughs> Allah evlatlarımızı başımızdan eksik Amin. etmesin. Onlar bizim yaşama sebebimiz. Amin öyle gerçekten. Yani Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah kimseyi de hiçbir evladı anası babasız bırakmasın. Amin. Bir de sağlıksız bırakmasın kimseyi. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür seviyorum ederim sizi. Bir son sorum daha var. Çok özür dilerim. Dur. Kril yağını nasıl buluruz diyor seyircilerimiz. Piyasada çok hani farklı kril yağları varmış. Saf kril yağı kullanmak gerekir. Bu gördüğünüz gibi hava geçirmez kapsüllerde olması gerekir. E, onu nasıl anlayacağız ee, hocam? Zaten Bari siz Instagramınızda bir şey de paylaşın da seyircilerimiz. Tamam olur. Instagram'da ben. paylaşıyorum bugün. Olur mu? Olur. Çok soru var çünkü. Yani yüzlerce... Televizyonda söyleyemiyorum ama Instagram'da evet. paylaşacağım Rutik'ten bugün. Evet. dolayı söyleyemiyoruz. Evet. Ama hocam paylaşacakmış teşekkür Tabii. ediyorum sevgili seyircilerimiz şimdi.